Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşamki dersimizde İşaretül İcaz'ın baş kısmında Fatiha tefsiri var. Onun içerisinden üçüncü ayet, onun üstadımız bir tefsirini yapıyor. Beraber okuyalım inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Maliki yevmiddin, makabliyle şu sıfatın nazmını iktiza eden sebep şudur ki, şu sıfat rahmeti ifade eden makabline neticedir. Yani kendisinden evvel gelen ikinci ayette Errahmanirrahim geçmişti. Errahmanirrahim de rahmet sıfatları, Cenab-ı Hakk'ın külli, cüz'i, büyük, küçük, umumi, hususi, dünya, ahiret, bütün merhametini ihata eden kelimeler Errahmanirrahim. Onun için rahmeti ifade ediyor. Üstadımız da Kur'an'ın her bir cümlesinin kendisinden önceki cümleyle, kendisinden sonra gelen cümleyle irtibat ve alakasını kurarak Kur'an'ın her bir ayetinin, hatta o ayetin içindeki kelimelerin bir öncesinin bir sonrasının birbiriyle irtibatını ispat ediyor İşaretül İcaz'da. Yani Kur'an'ın değişmediğini, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Kur'an'ın her bir kelimesinin, her bir ayetinin birbiriyle mutlak irtibat ve alakadarlığını, birisi olmasa bütün sistem ve dengenin bozulacağını ispat ettiği bir tefsir İşaretül İcaz. Onun için bu ifadeleri kullandı. Maliki Yevmiddin dedi, kendisinden önce gelen ayetle irtibatı var. Neymiş o? Bir daha okuyalım. Makabliyle, kendisinden önce gelen ayetle şu sıfatın malik, nazmını iktiza eden sebep şudur ki, şu sıfat malik veya maliki yevmiddin, rahmeti ifade eden makabline, kendisinden önce gelen Errahmanirrahim ayetlerine neticedir. Zira kıyametle saadet-i ebediyenin geleceğine en büyük delil rahmettir. Kıyametle saadet-i ebediyenin geleceğine en büyük delil rahmettir. Evet, niye söyledi böyle? Rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet olması ancak ve ancak haşir ve saadet-i ebediyeye bağlıdır. Demek rahmeti rahmet eden, nimeti nimet eden ancak nedir? Haşir ve ebedi bir hayattır. Allah Allah. Saadet-i ebediyedir. Neden? İzah ediyor. Evet, saadet-i ebedi olmasa en büyük nimetlerden sayılan aklın insanın kafasında yılan vazifesini görmekten başka bir işi kalmaz. Çünkü insanın aklı sair mahlukattan farklı olarak, hani üstadımız diyor, kesilmek için yatırılan bir hayvan bir şey hissetmez. Bıçak kestiği vakit hissetmek ister fakat o his dahi gider, o elemden de kurtulur. Neden? O hayvan için geçmiş ve gelecek yok. Ama insan öyle değil. İnsan geçmişten gelen elemler, gelecekten gelen endişeler ve korkular ne yapıyor onun lezzetini? Zîr-ü zeber eder diyor. O zaman ne demek? İnsan aklı ölümü düşünebiliyor. Yani yokluk öyle bir elem ki, hiçlik öyle bir elem ki, adem öyle bir elem ki akıl bunu düşünebiliyor. O zaman kendi ölümü, kendi yok oluşu, başka bütün sevdiklerinin yok oluşu, başka bu sevdiği dünyadan ebediyen ayrılmanın elemi ve kederi ne yapıyor ona? Çok büyük ızdırap verir.
O zaman adeta yılan gibi devamlı insanı ne yapacak? Zehirleyecek. Ama imanla beraber öldükten sonra daimi bir hayat var. Yokluk yok. Ebedi bir hayat var. Manası hem aklımıza, hem kalbimize, hem bütün manevi latifelerimize öyle bir saadet, öyle bir ferahlık, öyle bir huzur veriyor ki, bundan anlaşılıyor ki rahmeti rahmet eden, nimeti nimet eden en büyük nimet nedir? Daimi bir hayattır. Şu ölümden sonra hayatın devamıdır. Ya ebedi bir saadettir. Hatta bu noktada akıla göre, yani o ebedi bir hayat ya, şimdi saadete ebedi diyoruz ama ebedi hayat deyince ebedi hayat ikiye ayrılıyor. Birisi saadeti ebediye, diğeri şekaveti ebediye. Ama yokluğa nispeten cehennem bile çok büyük bir nimettir. Onun için o da rahmettir yani. Cehennem her ne kadar azap yeri olmakla beraber, Adem alemlerinin pisliklerini temizlemekle beraber, aynı zamanda varlık nimeti olduğu için o da bir nimettir. Hususan yani yokluğa, Adem'e nispeten cehennem bile çok büyük bir nimettir. Evet, saadet-i ebedi olmasa en büyük nimetlerden sayılan aklın insanın kafasında yılan vazifesini görmekten başka bir işi kalmaz. Kezalik en latif nimetlerden sayılan şefkat ve muhabbet, yani bir üstte aklı misali verdi. Burada da şefkat ve muhabbeti nazara veriyor. Manevi latifelerimizden ebedi bir ayrılık düşüncesiyle. Şefkat ve muhabbet duygusu ebedi bir ayrılık düşüncesiyle en büyük elemler sırasına geçer. Çünkü insan ne yapıyor? Önce kendi nefsini seviyor, kendi zatını seviyor. Annesini, babasını, hanımını, çocuğunu, akrabalarını, yakınlarını, evini, arabasını, değil mi? Yani böyle ha, gide gide artıyor milletini, memleketini, değil mi? Böyle ta dünyaya kadar yani her şeyi seviyor. Peki bütün bu sevdiklerinin yokluğa gideceğini bilmek veya bütün bu sevdiklerinden kendisinin ebediyen ayrılacağını düşünebilmek ne büyük bir ızdırap değil mi? Subhanallah. Hele bir de şefkat var. O da insanı yandırıyor diyor üstadımız. Ta yakıyor, kavuruyor. Allah Allah. Kezalik en latif nimetlerden sayılan şefkat ve muhabbet ebedi bir ayrılık düşüncesiyle en büyük elemler sırasına geçerler. Sual. Cenab-ı Hakk'ın her şeye malik olduğu bir hakikat iken burada haşir ve ceza gününün tahsisi neye binaendir? Değil mi? Çok antika bir sual. Maliki yevmiddin diyor. Cenab-ı Hakk'ın malik sıfatını din günü sahibi manasına yüklüyor. Halbuki biz umumen biliyoruz, yani imanımızla biliyoruz ki Allah her şeyin malikidir. Her şeyin sahibidir. Her şeyin hükümdarıdır. Her şeyin sultanıdır. Her şeyin ilahıdır. Her şeye kadir-i mutlaktır. Her şeye alim-i mutlaktır. Fakat neden burada din gününün maliki diye ifade edilmiş? Suali bir daha okuyalım. Cenab-ı Hakk'ın her şeye malik olduğu, zerreden küreye her şeye malik olduğu bir hakikat iken burada haşir ve ceza gününün tahsisi, hususen ona söylenmesi neye binaendir? El cevap. Şu alemin insanlarca hakir ve hasis sayılan bazı şeylerine kudret-i ezeliyenin bizzat mübaşereti azamet-i ilahiyeye münasip görülmediğinden
vaz edilen esbab-ı zahiriyenin o gün refi ile kaldırılmasıyla her şeyin şeffaf, parlak, iç yüzüyle tecelli edip saniyini, halikini vasıtasız göreceğine işarettir. Cevabı da okuyorum. Çok antika bir cevap geliyor. Şu alemin insanlarca hakir ve hasis sayılan bazı şeylerine kudret-i ezeliyenin bizzat mübaşereti azamet-i ilahiyeye münasip görülmediğinden. Şimdi bu dünya nedir? Hikmet diyarıdır. Bu dünya imtihan diyarıdır. Bu dünya neşvü nema dünyasıdır. Yani nedir? İmanla küfürün hadsiz derecelerinin açığa çıkması gereken bir alemdir. Onun için Cenab-ı Hak bu dünyada her şeyi bir sebebe bağlıyor ve bütün insanlara o sebeplere müracaat etmelerini istiyor. Şimdi sebeplere bağlı olmasının bir manası diyor üstadımız Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azametinin muhafaza edilmesi. Çünkü bu dünyadaki o sebepler ne o? Hasis dedi değil mi? Hakir şeyler. Onun için ne yapıyorlar? Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azametini muhafaza ediyorlar. Yani bir bela, bir musibet, bir olumsuzluk, hoşumuza gitmeyen şeyler o sebepler perdesine takılıyor. İnsanlar o sebebe veriyor. O zaman ne oluyor? Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azameti tenezzüh etmiş oluyor. Fakat aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın tevhid ve celali ise yani itikat dairesi birazdan söyleyecek. O ise neyi istiyor? Her şeyin hakimi, maliki, Rabbi, ilahı, sahibi Allah'tır diye bilinmesini ve iman edilmesini istiyor. O zaman bu dünya madem sebepler dünyası, madem bu dünya hikmet dünyası, madem bu dünya imtihan dünyası, onun için insanların hoşuna gitmeyecek şeyler olması lazım ki imtihan olsun. İmtihanda yani imtihanı yani talebe psikolojisi olarak, öğrenci psikolojisi olarak yani biz de hep yaptığımız için ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hep o imtihanlarda en sevmediğimiz şey imtihan. En sevmediğimiz şey sözlüler yani. Neden bir soru soracak, bilemeyince mahcup olacaksın, zayıf not alacaksın. İnsana böyle ızdırap veriyor, onun için sevmiyor yani. Onun için imtihandaki sualler de öyle. Yani insanların nefisleri o sualleri sevemiyor. O zaman ne olacak? Arada bir vasıtanın, bir sebebin, bir perdenin bulunmasını iktiza ediyor. Bir de okuyalım. Şu alemin insanlarca hakir ve hasis sayılan bazı şeylerine kudreti ezeliyenin bizzat mübaşereti, bizzat Cenab-ı Hakk'ın oradaki tasarrufu, bizzat Cenab-ı Hakk'ın görünmesi, bilinmesi, azameti ilahiyeye münasip görülmediğinden. Yani hani hatırlarsınız 22. sözde birçok risalelerde de üstadımız onu söylemiş yani. Diyor ki kabz-ı ervah vazifesinde, ruhların alınması vazifesinde Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş yani ya Rabbi evet ben bunların canlarını alacağım senin emrinle ama bunlar bana küsecekler senin ibadın senin kulların bana küsecekler bana darılacaklar diyor. Cenab-ı Hak onu teselli etmiş merak etme demiş yani seninle o hastalıklar belalar ölümler arasına perdeler koyacağım. Onların şikayetleri ne yapar? O perdelere takılır, sana gelmez demiş. Trafik kazasından öldü, kanserden gitti, kalp krizinden gitti. İlahir yani. Onlara ne yapıyor? Takılıyor. Neden? Çünkü insanlar sevdiklerinin, tanıdıklarının, alakadar olduklarının vefatlarıyla veya başlarına bir bela, bir musibet gelmeleriyle memnun olmazlar. O zaman kızacak, küsecek. Yani bir bahane, bir sebep lazım onlara. O demek bu manayla Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesi muhafaza ediliyor. Vaz edilen, konulan esbab-ı zahiriyenin, o zahirdeki sebeplerin dikkat. O gün ref ile. O gün
kaldırılmasıyla. Hangi gün? Yevmiddin. Din günü. Ahiret günü. Allah Allah. Kıyametten sonraki haşirden itibaren başlayan o günde ne olacak? Bütün o perdeler ortadan kalkacak. Esbab-ı zahiriyenin o gün refi ile kaldırılmasıyla her şeyin şeffaf, parlak, iç yüzüyle tecelli edip saniini, halikini vasıtasız göreceğine işarettir. Yani bu dünyada iman eden, inkar eden serbest. İmtihandayız ya, ister doğru cevabı yaz, ister yanlış cevabı yaz yani. Burada cevaplar belli değil. Ama ahirete gidildiği zaman orada, yani ahirette kafir mümin, yani tabir de hata olmasın, o ayrım bir derece kalkacak. Ne demek o? Herkes her şeyin sahibi, her şeyin maliki, tek Rab, tek ilah, tek mabud, tek Allah'ı bilecekler. Neden? Bütün sebepler perdesi aradan kalkıyor. Demek onun için Maliki Yevmiddin demiş. Hani bu dünyada mesela elimizi açıyoruz. Yani kim olursa olsun. Diyoruz ki ya Rabbi şunu bana ver. Şimdi istediğin anda cevap gelmeyince birçok insan, özellikle imanı zayıf olan veya imanı olmayan insanlar, istedikleri hemen verilmeyince darılıyorlar, kırılıyorlar, küsüyorlar, inkar ediyorlar. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın birçok esması var. Bu dünya Hakim isminin tecellisi olduğu için mesela sen dua ettin, ya Rabbi şunu ver bana. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi devreye giriyor. Yani o istediğine ulaşmak için sende bazı kriterler olması lazım. Sende bazı manaların, bazı esasların, bazı hakikatlerin olması lazım. Onları yapmadan Cenab-ı Hak ne yapmıyor? Vermiyor. Ancak başta peygamberler ve bazı Allah'ın salih büyük velileri Cenab-ı Hak, ki hatırlarsınız Meyve Risalesi'nde 7. meselede Üstadımız Cenab-ı Hakk'ın Mücib ismini izah ederken, Semi' ve Mücib ismini anlatırken ne diyor? Hilaf-ı adet diyor, o enbiyanın, büyük zatların hilaf-ı adet, yani bu kainatta konulan sebeplerin üstünde, fevkinde, yani adet haricinde, bu dünyanın kanunları haricinde Cenab-ı Hak onların dualarını kabul etmiş. Ama orada da bir istisna var. 5-6 diyor değil mi? Veya 6-7 dualarından diyor. Onları kabul etmiş. Bir anda vermiş. Çünkü onların vazifeleri var. O mucizeler onların peygamberliklerinin ispatı. Onun için ister istemez Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe demişler ki yağmur duası yap. Elini açıyor, yağmur geliyor. Kes diyor, kesiyor yani. Kaldırıyor yani, duasını anında kabul ediyor. Ama biz o liyakatta, o vazifede olmadığımız için biz neye riayet etmemiz lazım? Cenab-ı Hakk'ın hikmetine riayet etmemiz lazım. Sebeplere müracaat, ibadetlerimizle, ihlasımızla, samimiyetimizle, Cenab-ı Hakk'ın rızasına yaklaşmakla duaların kabulü kolaylaşıyor yani. Cevabı çabuk geliyor. Ama eğer bu manalar yoksa adam ediyor veya istiyor, istediği gelmeyince inkar ediyor. Neden? Çünkü bu dünyada Cenab-ı Hak sebeplerle, Hakim ismiyle muamele ettiği için ister istemez vermiyor yani. Onun için bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın malikiyeti sanki bir derece kapalı, perdeli, gizli. Ancak imanda inkişaf edenler. Hani Hazreti Ali Efendimizin bir ifadesi var ya, perdeyi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek. Cenab-ı Hak bizlerin de inşallah imanlarımızı o mertebeye yaklaştırsın inşallah. Zaten Risale-i Nur aslında
baştan aşağıya o imanı bize kazandırmaya çalışıyor. O perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek denilen o iman mertebesini. Hatta üstadımız bazı risaleler için öyle tabirler kullanmış. Neredeyse demiş imtihan perdesini, şu sebepler perdesini kaldıracaktı demiş. Demek o hakikatler burada var. İmanın ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin makamlarının tecelliyatları nurlarda var. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri muvaffak etsin. O kamil imanlara, ilmel yakinin en yükseğine, aynel yakinin en yükseğine, inşallah hakkal yakin mertebelerine bizleri ulaştırsın. Öyle olunca dünyada da Allah'ın her şeydeki malikiyetini, her şeydeki kudretini, her şeydeki ilmini, esma ve sıfatını bir insan görebilir. Ama o terakki olmayınca bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın malikiyeti sanki bir derece gizli. Ama vefatla başlayan, kabirle başlayan, Azrail Aleyhisselam görmekle başlayan o ahiret devresinde bütün o sebepler, bütün o perdeler ortadan kalkıyor. İşte o zaman yine hatırıma geldi. Hani mektubatta 20. mektubun 11. kelimesi ve ileyhil masirde, değil mi? Herkes diyor orada kendi Rabbini, Malikini, sahibini bilecek ve bulacaklar diyor. Bütün sebepler ortadan kalktı çünkü. Evet, onun için bu manadan dolayı Maliki Yevmiddin denilmiş. Tabii çok manaları var da bir manası da üstadımız bu dedi. Maliki Yevmiddin denilmesinin bir hikmeti, bir sırrı bu. Devam ediyor. Yevm tabiri ise, gün tabiri ise haşrin vukuunu gösteren emarelerden birine işarettir. Şöyle ki saniye, dakika, saat ve günleri gösteren haftalık bir saatin millerinden birisi devrini tamam ettiği zaman behemme hal. Ötekiler de devirlerini ikmal edeceklerine kanaat hasıl olur. Ne tatlı bir misal değil mi? Allah Allah. Yani bu basit misalle aslında ahiretin vücudu ispat edilmiş oluyor. Nasıl ki bizim saatlerimizde saniye hareket ediyor değil mi? Saniye devrini tamamlayınca dakika hareket ediyor. Dakikaların hareketi, dakikalar vazifesini tamamlayınca saat hareket ediyor. Yani saniye dakikayı ispat ediyor. Dakika saati ispat ediyor. Saatin dönmeleri de o 24 saatlik günü tamamlıyor. O zaman saniyenin hareketi aslında günün tamamlanacağına da nedir? İşarettir. Niye bunu söyledi? Saniye, dakika, saat ve gün birbiriyle irtibatlı, her birinin hareketi diğerini iktiza ediyor, mecbur kılıyor. Bu manayla insan kanaati geliyor ki saniyenin hareketi günün biteceğinin delili ve ispatıdır. Kezalik, aynı bunun gibi yevm, gün, sene, ömrü beşer, ömrü dünya içinde tayin edilen manevi millerden birisi devrini tamam ettiğinde. Şimdi o az önceki söylenen manayla hani ne demişti? Saniye dedi, dakika dedi, saat dedi, gün dedi değil mi? Şimdi aynı onun gibi buradaki tabirler de birbiriyle alakalı. Şu dünya saati diyor üstadımız. Şu koca dünya saatinin saniyesi yevm, gün. Dakikası sene. Saati ömrü beşer. Günü ömrü dünya. Allah Allah. O zaman her bir günün bitmesi aslında neyin delilidir? Senenin biteceğine, senelerin bitmesi ömrü beşerin, insan ömrünün biteceğine, ömrü beşerin bitmesi bir gün dünyanın bitişine işaret ediyor. Ama aynı zamanda o gün bitince yeni bir gün başlıyor, değil mi? Allah Allah. Ne oluyor? Haşrin sabahı geliyor değil mi? Subhanallah. Yani ne yaptı? Bak ispat etti. Yani aslında bizim gördüğümüz şeylerle saati hepimiz biliyoruz yani.
saniye, dakika, saati, günü hepimiz biliyoruz. İşte ona kıyas ettirdi. Kezalik yevm, sene, ömrü beşer ve ömrü dünya içinde tayin edilen manevi miller den birisi devrini tamam ettiğinde, mesela yevm, gün devrini tamam ettiğinde, ötekilerin de sırayla yani, ama birden olmuyor. Hani saniye değil mi? Bak, 60 tane, 60 böyle şey çizelge dönüyor, 60 dönüyor. Ondan sonra dakika bir tane hareket ediyor. O dakika 60 tane hareket ediyor, saat bir tane hareket ediyor. Yani görünüşte aralarında mesafeler, aralarında belli bir uzaklık var ama saniyenin turunu tamamlaması mutlaka dakikanın da, dakikanın turunu tamamlaması saatin ilahir yani gününde tamamlamasına işaret ettiği gibi, günün de o manevi mildeki turunu tamamlaması seneye, sene ömrü beşere, ömrü beşer, ömrü dünyaya ne yapıyor? İşaret ediyor, onu kalbe, ruha kabul ettiriyor. Ne demişti? Kezalik yevm, sene, ömrü beşer, ömrü dünya içinde tayin edilen manevi millerden birisi devrini tamam ettiğinde, ötekilerin de velev uzun bir zamandan sonra olsun devirlerini ikmal edeceklerine hükmedilir. Ve keza bir gün veya bir sene zarfında vukua gelen küçük küçük haşirleri, kıyametleri gören bir adam, yanlış okudum, eksik okudum. Keza bir gün veya bir sene zarfında vukua gelen küçük küçük kıyametleri, önce kıyamet, sonra haşirleri gören bir adam, saadet-i ebediyenin haşrin tulu fecriyle şahsı bir nev hükmünde olan insanlara ihsan edileceğine şüphe edemez. Yani o kısa dönemlerde, yani ne dedi? Yevm dedi. Sonra da ikinci mertebede sene geliyor, değil mi? Bu kısa zamanlar içerisinde bile o kadar çok ölümler, o kadar çok dirilmeler var ki. Mesela en basitinden bizler ne yapıyoruz? Her gece ölmekle bir nevi, her gece uyumakla bir nevi ölmenin numunesini, sabah uyanmakla da bir nevi dirilişi ne yapıyoruz? Görüyoruz. Aynı zamanda gökyüzündeki bulutların, üstadın tabiriyle icat ve ifnalarında, değil mi? Veya sene alemine baksak, orada işte efendim sonbaharda, kışta birçok mevcudatın, 300 bin çeşit mahlukat diyor üstadımız, onların birçoğunun ölmeleri, sonra bahar mevsimi geldiğinde tekrar dirilmeleri, ihya edilmeleri ne yapıyor? Hep şahsi, hususi kıyametler ve haşirler, bunları görüyoruz. O zaman hem insanın her bir ferdinin, hem bütün kainatın tekrar iade edileceğine de, hem kıyametlerine hem haşirlerine bu saat temsili ispat suretinde, yakin suretinde, ikna suretinde, ilzam suretinde ne yaptı? Delil oldu, delalet etti. Din kelimesinden maksat ya cezadır. Tabi ceza deyince genellikle hep böyle kötü manada anlıyoruz biz. Azap etmek anlıyoruz. Halbuki ceza kelimesi Arapçada karşılık demektir. Yani ne demek? Cennet de cezadır, cehennem de cezadır. Yani karşılık demek. Hatta hadislerde var, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, bir kişi size iyilik yaptığı zaman siz ona cezakallahu hayran kefira derseniz, ona en makbul duayı etmiş olursunuz. Yani Cenab-ı Hak senin bu yaptığın iyiliklere büyük hayırlarla, çok hayırlarla karşılık versin, mükafat versin manasında. Tabi biz halk arasında, yani bizde ceza deyince azap vermek,
cezalandırmak menfi manada anlıyoruz. Onun için Üstad dedi ki bak maksat din kelimesinden maksat ya cezadır. Şimdi izah ediyor. Çünkü o gün hayır ve şerlere ceza verilecek. Yani karşılık verilecek bir gündür. Veya hakaiki diniyedir. Demek ki kıyametle başlayan o haşir döneminde ne olacak? O ahiret aleminde ya bu dünyada yapılan başta iman olmak üzere yapılan bütün hayır hasenatlara bir de tersi var. Küfür ve nifak ile yapılan bütün fenalıklara ceza verilecek bir aleme gidiliyor. Onun için din kelimesi kullanılmış. İkinci olarak da diyor üstadımız din kelimesinden buradaki maksat hakaiki diniyedir. Dinin hakikatleridir. Neden böyle dedi? Çünkü hakaiki diniye, dinin hakikatleri o gün tam manasıyla meydana çıkar. Yani bizim iman ederken kullandığımız değil mi? Yani amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi gibi manalar ve arkada vel ba'du ba'del mevt hak diyoruz ya hani bütün bu manalar orada açığa çıkacak. Bu dünyada insanlar Allah'ı inkar edebilirler ama orada inkar edemeyecek yani o kadar açık ve net. Meleklere işte mitolojik varlık diyebilirler yani. İmtihan ya burası. Ama orada diyemeyecekler yani. Peygamberlere, kitaplara bu dünyada inanmayan, inkar eden, kusur gören, haşa haşa, noksan bulan olur yani. Ama orada tasdik edecekler. Hak ve hakikat olduklarına kendilerinin de kusurlu, kabahatli, evet peygamberi biz işittik, kelamına muhatap olduk ama biz nankörlük ettik, biz dinlemedik, biz kabul etmedik diye itiraf edecekler. Onun için demek ki din kelimesinden bir mana hakaiki diniyedir. Çünkü dinin bütün hakikatleri, Kur'an'da cennetten, cehennemden, haşirden, sırattan, mizandan değil mi? Böyle bahisler var yani. Onların hepsi hakikate çıkacak. Hakikat olarak görünecek yani. Herkes görecek, herkes bilecek, herkes anlayacak. Ama mesele burada anlayabilmek. Böyle bazen derslerde hem latife manasında ben söylüyorum çok hoşuma gidiyor da. Böyle bir derste bir abimiz söylemişti Allah razı olsun. Çok hoşuma gitmişti. Dedi ki kardeşler cennette diyor herkes Allah öyle Cenab-ı Hak o nimetlerini, ikramlarını yerken, içerken böyle temaşa Allah, Allah, Allah diyecek. Cehennemdekiler de yanarken Allah, Allah, Allah diyecekler. Yani ahirette herkes Allah diyecek. Ama mesele bu dünyada diyebilmek. Çünkü bu dünyada herkes diyemiyor yani. İşte bu dünyada diyenler Cenab-ı Hak ahirette ebedi bir saadette, ebedi nimetleriyle hususan kendi cemalini görme nimetiyle ne yapıyor? Nimetlendiriyor, mazhar ediyor. Evet. Onun için hakaiki dini açığa çıktığı için herkes orada kabul edecek. Reddeden. Orada küfür yok yani. Orada nifak yok yani. Tam ihlas günü. Ama Cenab-ı Hak şu dünyada hakiki ihlası kazanmayı cümlemize nasip etsin, ihsan etsin inşallah. Tabi hakiki ihlasın sırrı da imandaki terakkiye bağlı. Cenab-ı Hakk'ı tanıdıkça insanın ihlası artar. Onun için marifetullah'taki terakki insanı ihlasta terakki ettiriyor. Onun için Risale-i Nur baştan aşağıya imanın en kemal mertebelerine ders vermekle aslında en kamil ihlası ders veriyor. Cenab-ı Hak cümlemize inşallah hani üstadın duası var ya İhlas suresinin hürmetine Cenab-ı Hak bizleri diyor hem muhlis hem muhlas kullarından eylesin. Amin. Evet. Nereden gelmiştik? Çünkü hakaiki diniye o gün tam manasıyla
meydana çıkar ve daire-i itikadın daire-i esbaba galebe edeceği bir gündür. Çok antika bir tabir geldi. Daire-i itikadın, itikat dairesinin daire-i esbaba, sebepler dairesine galebe edeceği. Onun için Malikiyye ümmet. Orada galip gelecek. Bu dünya imtihan dünyası olduğu için, hikmet diyarı olduğu için, iman ve küfrün hadsiz mertebelerin açığa çıkması gerektiği için itikat dairesi burada tam tezahür etmiyor. Tam görünmüyor yani. Ama ahirette daire-i itikat, daire-i esbaba galip gelecek. Evet, Cenab-ı Hak müsebbebatı sebeple müsebbebatı neticeleri esbaba sebeplere bağlamakla, demek Cenab-ı Hak bu dünyada bütün neticeleri bir sebebe bağlamış. Hani meyveleri ağaca bağlamış, işte yumurtayı tavuğa, işte balığı arıya bağlamış, yağmuru işte efendim buluta bağlamış, ışığı ısıyı güneşe bağlamış, çocukları anne babaya bağlamış, ilahir yani. Demek her neticeyi bir sebebe bağlamakla niçin böyle yapmış? Bir sırrı, intizamı temin eden, bir nizamı kainatta vaz etmiştir. Demek kainatın intizamla devamı bu manaya bir derece baktığı için ne yaptı? Bütün neticeleri, müsebbebatı, esbaba, sebeplere bağlamakla intizamı temin eden bir nizamı kainatta vaz etmiş, koymuş, yerleştirmiş. Ve her şeyi o nizama müraat etmeye, ama her şeyi o nizama, o konulan kanunlara, o konulan manalara, hakikatlara, sebeplere müraat etmek ve merbutiyet etmeye, onlara bağlanmaya, irtibatlı olmaya, onları yerine getirmeye mükellef kılmıştır. Onun için Peygamber Efendimiz de, değil mi? Yani yemek yiyor, ihtiyaç gideriyor, hani evleniyor, hani dünyadaki zahiri sebeplere, savaşa giderken zırh giyiyor, değil mi? Yani kendini muhafaza için hani mesela kılıç kullanıyor gibi yani sebeplere ne yapıyor? Müracaat ediyor. Her şey dedi ya, onun için kainatta her şey o sistem ve nizama, yani o konulan sebeplere, o neticeye ulaşmak istiyorsan o sebeplere ne yapacaksın? Riayet edeceksin. Peygamber Efendimiz ilk tebliğ ederken ilk önce hanımına bak. Yani daire daire gidiyor. Hemen çıkıp da ey Mekke ahalisi demiyor yani. Sonra emir geliyor akrabalarına. Sonra emir geliyor ki yakınlarına, kavmine. Bundan sonra yani kademe kademe. Ne bak, demek onlar da sebep. Ve bu tebliğ esnasında Peygamberimiz aleyhissalatü zahmetler çekiyor, meşakkatler çekiyor. İşaret-ül İcaz'da antika bir cümle var. Şu kainatta konulan her bir sebep aslında üstadım çarklar gibidir. Hani fabrikalarda, makinalarda çarklar olur ya. Peygamber Efendimiz diyor orada, kainatta Allah'ın koyduğu kanunlara tam riayet ettiği için hep o dolapların, çarkların üzerinde kalmış, aralarına düşüp ezilmemiş yani. Oradan bize de şu ders çıkıyordu. Madem biz de ümmeti Muhammediz aleyhissalatü vesselam, o zaman biz de Peygamber Efendimizin bizlere en büyük derslerinden biri sebeplere riayet etmek. Çünkü bu dünya sebepler alemi. Evet, tekrar gelelim. Ne demişti? Evet, Cenab-ı Hak müsebbebatı esbaba bağlamakla intizamı temin eden bir nizamı kainatta vaz etmiş ve her şeyi o nizama müraat etmeye ve o nizamla kalmaya tevcih etmiştir. Her şeye belli bir kanun koymuş Cenab-ı Hak. Dünyanın dönüşü,
gecesi, gündüzü, dünyanın işte eğimi, dönmesi, işte mevsimler gibi yani güneş, güneşin dönüşü, ateşi, üzerindeki şeyler hepsi. Yani bütün kainattaki bütün denge ve nizam. Yani öyle şartlara, sebeplere bağlandığı için tıkır tıkır ne yapıyor? İşliyor. Hatta böyle bazen takvimlerde yazar, insan hoşuna da gidiyor yani. Yani o kadar o sistem, nizam o kadar böyle yerleşmiş ki takvimde yazıyor. Ağaçlardan su çekilmesi zamanı, ağaçlara su yürümesi zamanı, bülbüllerin ötme zamanı ilahir yani. Yani her şey öyle bir nizam ve intizam içinde. Ve bilhassa insan da o daireyi esbaba, o sebepler dairesine müraat, onlara uymak ve merbutiyet etmeye, irtibatlı, alakalı olmaya mükellef kılmıştır. Demek insan da kainatın en kıymetdar meyvesi, neticesi olan insan da ne yapacak? Kainatta konulan bu kanunlara riayet edecek. Çünkü üstadımızın çok antika diyeyim bir tespiti var. Allah'ın diyor iki tane kitabı var diyor. Biri diyor kelam sıfatından gelen Kur'an. Onlarla ne yapıyor? Bizim manevi hayatımızı ve maddi hayatımızı tanzim ediyor. Ama bir de Cenab-ı Hakk'ın bir kitabı daha var diyor. O da Cenab-ı Hakk'ın tekvin sıfatından, kudret sıfatından gelen şu büyük kainat kitabı. Yani nasıl ki Kur'an'daki emirlere biz itaat etmeye, yasaklarından kaçınmaya vazifeli, mükellef, sorumlu isek, onlar bize farz ise aynı onun gibi şu kainat kitabındaki bütün kanunlar, bütün emirler ve yasaklar da aslında Allah'ın kanunları. Hani onlar yani ehli dalalet, doğa kanunu, tabiat kanunu diyorlar. Onlar ahmaklıklarından öyle diyorlar. Yoksa hakikati o doğa dediğin, kainat, tabiat dediğin, kainat dediğin şeyi yapan, yaratan, o kanunları işlettiren. Çünkü kanunun bir vücudu yok yani. Onları işlettiren hep Cenab-ı Hak. Onun için Allah'ın kanunları yani. O zaman biz nasıl ki Kur'an'ın emir ve yasaklarına itaat etmekle mükellef olduğumuz gibi şu kainatta konulan fıtrat kanunlarına da adetullah, onlara da riayet etmekle neyiz? Mükellef ve sorumluyuz. Bilhassa insanı da o daire-i esbaba müraat ve merbutiyet etmeye mükellef kılmıştır. Her ne kadar dünyada daire-i esbab, daire-i itikada galip ise de ahirette hakaiki itikadiye tamamen tecelli etmekle daire-i esbaba galebe edecektir. Buna binaen bu dairelerin her birisi için ayrı ayrı makamlar, ayrı ayrı hükümler vardır. Ve her makamın iktiza ettiği hükme göre hareket lazımdır. Yani buradan şu manayı da söyleyebiliriz. Mesela şu anda Cenab-ı Hakk'ın bizlere imtihan olarak gönderdiği bir virüs değil mi? Korona hastalığı mevcut. Bir bela, bir musibet gibi yani bütün dünyayı kaplamış. Fakat biz imanla, imanın kemaliyle biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın izni, emri, iradesi olmadan hiçbir şey var olamaz, hiçbir şey hareket edemez, hiçbir şey başka birisine ne yapamaz, müdahale edemez. O zaman bunun sahibi, maliki, Rabbi Allah. O zaman bize ne düşünüyor? Bir, bize ne düşüyor? Bir, itikat dairesinde Cenab-ı Hakk'a iltica etmek. Ya Rab, değil mi böyle? Hani dua ediyoruz Allah'ım bu salgını, bu belayı, bu musibeti üzerimizden kaldır. Dua ediyoruz, Cenab-ı Hakk'a iltica ediyoruz, sığınıyoruz. Bu itikat dairesi. Namazlar kılacağız, hayırlar, hasenatlar yapacağız. Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık işler yapacağız. Bu ne itikat dairesi? Ama burası dünya dairesi. O zaman ne olması lazım? Dünyadaki kaide ve kurallara da riayet etmemiz lazım. Hani mesela şimdi çok duruyorlar ya üzerinde temizlik diyorlar.
maske diyorlar, mesafe diyorlar değil mi? Tamam yani, TMM yani. Tamam yani, kurtuluşun çaresi tamam da. Ne o? O temizliğe riayet. E zaten Cenab-ı Hak bizlere hep onu emretmiyor mu yani, Kur'an'ın da şeyinde yani, böyle peygamber hadislerinde yani, hem kainatın bak kaidesi yani, yani Kur'an'la kainat aynı yani. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim aynen bu temizlik maddesine, maske maddesine, o bir, 1,5 metrelik mesafeye riayet etmemiz lazım. Yani itikat dairesinde dualar yapacağız, hayırlar, hasenatlar yapacağız ama sebepler dairesine de müracaat edeceğiz. Çünkü hani üstadımız böyle misal vermiş. Mesela bir çiftçi ne yapması lazım? Önce tarlayı sürecek, toprağı havalandıracak, işte efendim tohumları serpecek, işte sulayacak, gübreleyecek, bakımlarını yapacak, değil mi? Zamanını bekleyecek, değil mi? Ta neticeye ulaşsın. Şimdi üstadımız diyor ki bu fiili duadır. Yani bir çiftçinin tarlasını sürmesi, ekmesi, gübrelemesi, sulaması, onun bakımını görmesini fiili dua. Çünkü Allah bu kanunu koymuş. Bu kanuna riayet edersek aslında Allah'ın emrine riayet etmiş oluyoruz. Şu kainat kitabındaki kanunlarına riayet etmiş oluyoruz. Mesela böyle bir ara Camiül Eser Üniversitesi'nde böyle İslam alimleri toplanıp bu trafikle alakalı bir konu konuşuyorlar beraber. Trafik kanunlarına, trafik kaidelerine, trafik kurallarına uyup uymama noktasında umumi kanaat şuydu: trafik kanunları, kuralları aynen kainat kuralları gibidir. Onlara riayet etmek şarttır. Eğer bir insan mesela tabelada 120 yazıyor, sen 160'da, 180'le gittin, kaza yaptın, sen intihar etmiş hükmündesin. Yanında bulunanlar onları da öldürmüş hükmündesin. Şimdi aynı bu meselede de öyle. Madem umumen bu hastalığa, hastalıktan korunmak, muhafaza etmek, başkalarına bulaştırmamak, bu hastalığın bir an önce hani azala azala bitmesi için kanun ne? Kaide ne? Temizlik, maske, mesafe. O zaman bunlara riayet etmek zorundayız. Etmezsek kul hakkı var. Eğer birisine bulaştırsak, o da vefat etse çok tehlikeli yani. Onun için yani sebepler dairesiyle itikat dairesini diyor üstadımız karıştırmamak lazım. Ne yapacak? Çiftçi tohumunu ekecek, işte efendim tarlasını sulayacak, her işini yapacak. Sonra dua edecek: Ya Rabbi beni muvaffak eyle. Birincisi fiili dua, İkincisi kavli dua. İşte bizler de o itikat dairesiyle sebepler dairesini bir arada götüreceğiz. Hem diyeceğiz ki Ya Rabbi sen bizleri muhafaza eyle. İnşallah bu salgını memleketimizden, alemi İslam'dan, dünyadan kaldır Allah'ım. Dua edeceğiz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Dua edeceğiz. Ama bu sebeplere de ne yapacağız? Riayet edeceğiz. Çünkü bu dünya sebepler alemi. O sebeplere riayet etmezsek ahirette niye Cenab-ı Hak kainatta koyduğum kanunlara riayet etmedin diye onun da hesabı var. Onun da neyi var? Mesuliyetleri var. Evet. Yani şu anda alemi İslam'ın mağlubiyetinin arkasında yatan sır da budur. Sebepler alemine riayet etmemek veya az riayet etmek veya ehemmiyetsiz görmek. Sadece duayla, sadece diyelim hayır hasenatla işi götürmeye çalışıyoruz, olmuyor. Olmaz. İkisinin bir arada olması lazım. Evet. Tekrar bağlayalım. Vaktimiz evet az kalmış. Hızlandırayım. Buna binaen bu dairelerin, yani itikat dairesiyle sebepler dairesinin her birisi için ayrı ayrı makamlar, ayrı ayrı hükümler vardır. Hükümler vardır.
ve her makamın iktiza ettiği hükme göre hareket etmek lazımdır. Her makamın iktiza ettiği hükme göre hareket lazımdır. Aksi takdirde daire-i esbapta iken tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle daire-i itikada bakan mutezile olur ki tesiri esbaba verir. Yani bazı insan da burada aldanıyor. Ne yapıyor? O sebepleri hakikat zannediyor. O sebepleri her şeyin kaynağı zannediyor. Ne yapıyor? Bir derece mutezili oluyor. Yani sebebe veriyor gücü, kuvveti, ilmi sebebe veriyor. Yani müminken bile yani. Tamam, Allah'a inanıyor ama o olmazsa olmaz diyor. Yanlış. Evet, ona riayet etmek lazım ama yine o sebebin arkasında Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi, kudreti var yani. Biz o sebebe müracaat ederken onu fiili dua bileceğiz. Yani bu yapacak, bununla bu olur, bu olmazsa olmaz, hani demeyeceğiz öyle. Evet. Ve keza daire-i itikattayken ruhuyla, imanıyla daire-i esbaba bakan da esbaba kıymet vermeyerek cebriye mezhebi gibi tembelcesine bir tevekkül ile nizam-ı aleme muhalefet eder. Onlar da demişler ki kainattaki her şey Cenab-ı Hakk'ın kudretinin önündeki yaprak gibidir. O yapar demişler. O zaman sebeplere riayet etmiyorlar. Tembelcesine yani. Demek ki ehli sünnet ne yapıyor? İtikat dairesiyle sebepler dairesini önce ayırt ediyor. Diyor ki bu sebeplere riayet edeceğiz. Ama riayet ederken bu sebepleri fiili dua bileceğiz. Allah koymuş bu kanunları. Biz de bu kanunlara göre hareket ederken Allah'ın emrine itaat ediyoruz. Ama bununla beraber de Cenab-ı Hakk'a ne yapacağız? İltica edeceğiz, dualar edeceğiz, ibadetler edeceğiz, hayırlar, hasenatlar edeceğiz. İkisi bir arada. Sebeplere riayetle itikat dairesindeki vazifeleri ikisini de beraber yaparak. Yoksa demek ki mümin de olsa sebeplere aşırı kıymet verip o olmazsa olmaz demek insanı bir çeşit mutezililiğe veya ne gerek var canım sebeplerde kimmiş yani her şeyin sahibi Allah'tır demek de insanı cebriliğe ne yapıyor? Götürüyor. Evet. Bu Maliki Yevmiddin bahsi burada bitti ama bir 10 dakikamız var, 8 dakikamız var. Şuradaki bir parçayı da okuyalım, öyle bitirmiş olalım. İyya kenabudu. K zamirinde iki nükte vardır. Hani İyya ke, ancak sana. Oradaki o sana zamirinde iki nükte vardır. Birincisi, ma kablinde zikredilen sıfatı kemaliyenin kef zamirinde müstetir. Hani öncekilerde ne geçmişti? Elhamdülillahi Rabbil alemin geçti. Errahmanirrahim geçti. Maliki yevmiddin geçti. Bütün bu sıfatı kemaliyelerin kaynağı ve menbaı kim? Kef. Sen. Sana. Zamirinde toplandığına demek işaret ediyormuş. Ma kablinde zikredilen sıfat-ı kemaliyenin ke zamirinde müstetir ve mutazammın hem onda gizlenmiş hem o içinde taşıyor hepsini olduğuna işarettir. Çünkü o sıfatların birer birer tadadından sayılmasından hasıl olan büyük bir şevk ile gaybtan hitaba yani ismi zahirden şu ke zamirine iltifat ve intikal olmuştur. Hani o başlangıç kısmı gaibane iman yani. Ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahman Rahim o Allah ki Rahmandır, Rahim'dir. Maliki Yevmiddin o Allah ki din gününün malikidir. Ama o Allah, o. Ne o gizlilik var yani. Ama buraya gelince İyyâke ancak sana.
Ne oldu? Bak sen diyecek makama geldi. Ne oldu? Muhatap oldu. Artık Rabbi ile konuşuyor. Yani adeta birincisinde şu kainatla Cenab-ı Hakk'ı tanımak var. İyyake'ye gelince kainatı arkada bırakıp o Rabbil Aleminin, o Rahman-ı Rahim'in, o Maliki Yevmiddin'in huzurunda ona muhatap ve ona mukabil manaya geliyor. Allahu Ekber. Yani hep okuyoruz ama Cenab-ı Hak inşallah bu manayı bizlerde İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn sırrını bizlerde inkişaf ettirsin inşallah. Yani ta gâibâne ubudiyetten hâzırâne ve muhatabâne ubudiyete bizleri ulaştırsın inşallah. Evet. Demek K zamirinin merci'i sahibi yani. Geçen sıfatı kemaliye ile mevsuf olan zattır. Birinci mana bu. İkincisi, bu da çok antika. Elfaz okunurken Kur'an'ın lafızları, kelimeleri, cümleleri, ayetleri okunurken dikkat. Manalarını düşünmek belagat mezhebinde vacip olduğuna işarettir. Kur'an okumayla alakalı bazı böyle gruplar, bazı mezhepler olmuş. Onlardan bir tanesi belagat mezhebi. Onlar demişler ki Kur'an okurken manalarını düşünmek vaciptir yani. Yani o manalarını düşünerek okumak lazım. Allah Allah. Çünkü o kelimelerden, o ayetlerden maksat manadır. E manayı düşünmezsen o zaman o belagat mezhebine göre sen manasız bir iş yapıyorsun. O zaman bu da bize büyük bir ders yani. Yani mümkün mertebe özellikle yani Fatiha'nın mealini efendim okuduğumuz kısa sureler İhlas'tır, Felak'tır, Nas'tır, işte Kevser'dir o elem tereden aşağısını en azından yani onların meallerine bakmak veya işte rükuda söylediğimiz Subhane Rabbiyel Azim, Semiallahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd, Subhane Rabbiyel Ala, Subhaneke en başta okuduğumuz, Ettahiyyat en sonda okuduğumuz, onların hiç olmazsa meallerini, manalarını böyle öğrenip namazda onları okurken de o manaları düşünmek lazım. Böyle tam söyleyebileceğim mi bilmiyorum ama benim de çok böyle lezzet aldığım üstadımızın Mesnevi Nuriye'de bir ifadesi var. Şöyle bir tabirdi. Alamın lezaize, elemlerin lezzetlere, narın, ateşin, nura inkılap etmesi emelindeysen, evkatı hamsede, beş vakitte, rükû ve sücud kancasıyla, demek rükû ve secde bir nevi kanca, onunla gururun diyor hortumunu sık, bük, kır, içine imanı doldur. Sonra, Subhanallah, sonra ayata, elhamdülillah, ayata tefekkürle okumaya, kıraate devam eyle. Niçin? Ta diyor, necatın halaveti tavazzuh ile Allah Allah. Demek ki o Kur'an okuduğumuz lafızların manaları tefekkürle düşünülürse o manevi kurtuluşun, manevi kurtuluş nefis ve şeytanın tabiat ve duanın bütün o bağlantılarından kurtulup Cenab-ı Hakk'a muhatap olma. Cenab-ı Hakk'ın adeta her şeyi arkaya atıp onun huzuruna çıkmak manasını kolaylaştırıyormuş. Evet, elfaz okunurken manalarını düşünmek belagat mezhebinde vacip olduğuna işarettir. Çünkü manalar düşünülürse nazil olduğu gibi okunur. Subhanallah. Manalar düşünülürse
Cenab-ı Hakk'ın o ayetleri indirdiği manalar adeta o inzal manasına yakınlaşıyor. Allah Allah. Nazil olduğu gibi okunur. Yani onu demek sen muhatap olursun yani. Sanki o ayetler sana inmiş. Sanki sen söylüyorsun gibi olur. Manalar düşünülürse nazil olduğu gibi okunur ve o okuyuş tabiatıyla, zevkiyle hitaba incirar eder. Hani hatırlarsınız vaktimiz doldu. Kısa hemen bağlayayım. Üstadımız birçok yerde hem Mesnevi'de var hem Ramazan Risalesi'nin içinde de var. Birkaç yerde daha var. Diyor ki Kur'an'ı okurken diyor ya üç şekilde dinleyebilirsin diyor. Birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de, Medine'de bütün o insanlara o Kur'an'ın hakikatlerini tebliğ ederken sanki sen de oradasın, sanki Resulullah'tan dinliyorsun. Subhanallah. Birinci mana bu. İkincisi diyor, Hazreti Cebrail ile Resulullah arasındaki tebliğ, tebellü vazifesinde sanki sen oradasın, Cebrail Aleyhisselam'ın tebliğini Peygamber Efendimiz de o tebliği alıp kabul edip mukabele etmesini dinler gibi ol. Üçüncüde de diyor 70 bin perde arkasında o kelamın sahibi olan değil mi? 18 bin alemin sahibi, padişahı Zülcelal'inden, mütekellimi ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olmak diyor. Demek ki o manaları böyle tefekkür ettikçe bu üç manaya yakınlaşmak kolaylaşıyor. O zaman ne oluyor? O ayetler hitaba incirar eder. Hatta İyyâke nâbudu yu okuyan adam sanki hadis-i şerif bin bir parçası ü'bud Rabbeke keenneke terah. Peygamberimiz böyle buyurmuş. Demiş ki ibadet ederken Allah'ı Rabbinizi görür gibi ibadet edin. İbadet ederken Rabbinizi görür gibi ibadet edin. Her ne kadar siz onu görmüyorsanız da Allah sizi görüyor demiş. Subhanallah. O zaman ibadeti nasıl yapacağız diyor. İyyâke nâbudu ki kelimesini okuyan adam sanki ubud ibadet edin. Rabbeke Rabbinize kenneke terahu onu görür gibi cümlesindeki emre imtisalen okuyor gibi olur. O zaman o Fatiha'yı okurken sanki karşımızda tabirdat olmasın Cenab-ı Hak var. Ve biz onu okuyoruz yani. Allah Allah. Cenab-ı Hak bu manalara cümlemizi mazhar etsin. Çok uzattık. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimül hakim. Cenab-ı Hak inşallah bu okunan derslerin, böyle bütün yapılan duaların, okunan hatimler, fetih sureleri, bütün yasinler, tebarekeler, bütün hayırlar, hasenatlar hürmetine, şu anda koronadan dolayı vesilesiyle hasta olan bütün sevdiklerimize, ailemiz, akrabalarımız, bütün mümin, bütün müminata, masum kullara Cenab-ı Hak acilen hayırlı şifalar ihsan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu sebeplere riayet etmekle, hayır hasenatla, ahlakımızı güzelleştirmekle, imanımızı kemale arttırmakla, tebliğ vazifemizi yapmakla inşallah bu salgını, bu musibeti tez zamanda hem bizden, yakınımızdan, memleketimizden, alem-i İslam'dan hem de masum kullarından Cenab-ı Hak alsın, uzaklaştırsın, şifa versin, deva versin. Hususen bizleri günahlar, sefahet, bid'atlar, dalaletler virüslerinden de hem dünyada kurtarıp ahirette de inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Cenab-ı Hak bizleri rızasına nail,
rızasında daim eylesin. Rızasının mükafatı olarak da hem kabirde, hem haşirde, hem cennette, başta Peygamber aleyhissalatü vesselam, bütün peygamberler, bütün evliyalar, üstadımız, bütün Cenab-ı Hakk'ın makbul kullarıyla beraber olmayı cümlemize ikram eylesin, ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'ım.